Evet, avukatın çağrısı böyle. Dilruba'yı bir an evvel serbest bırakılsın. Zira ortada delil karartma yok, kaçma şüphesi yok. Ama genç bir kadın söylediklerinden dolayı, sokak röportajındaki ifadelerinden dolayı hala tutuklu. Jet hızıyla hazırlanan bir iddianame ile birlikte. Şimdi Ozan Çakmakçı konuğumuz olacak. Ozan Çakmakçı sokak röportajını yapan Tüylü Mikrofon'un da, Tüylü Mikrofon YouTube kanalı aynı zamanda onun da sahibi. Sayın Çakmakçı, merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar Gülşah Hanım, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz Ozan Çakmakçı. Dilruba'nın tahliye edildiği günü gördüğümüzde çok daha iyi yayınlarımız olacak elbette. Bu yönde bir haber bekliyoruz. Avukatının da çabası bu yönde. Size sormak istiyorum, röportajı da siz yapmıştınız. Yani Rütük Başkan'ın açıklamasından sonra Dilruba ile röportaj yaptığınızda bir röportajın tutukluluğa gidebileceği aklınızın ucundan geçer miydi? Efendim, böyle bir ihtimal aklımızın ucundan dahi geçemez. Çünkü tüm hukukçuların belirttiği üzere bu suç en üstten cezalandırılsa dahi tutukluluk hali olmaması gerekiyordu. Şimdi şaşkın gözlerle süreci izliyoruz ve bir kadın 6 gündür cezaevinde. Hemen tahliye edilmesini umuyoruz. 3 Eylül'e mahkeme verilmiştir. Görülmesi gereken budur. Yani bunun dışında söyleyebileceğimiz bir şey yok. Çok şaşkınız ve üzgünüz çünkü tüm vatandaşlara bir mesajdır bu aynı zamanda. Fikri, hangi fikirden olursa olsun ya da görüşü. O yüzden hepimizin bir olması gereken bir konu bu. Evet, yani topluma bir gözdağı, bir korku mu salınmak isteniyor? Yani bundan sonra özgürce ifade etmeyin düşüncelerinizi, konuşurken bir kez daha düşünün, bunun sonu nereye gider, ben de tutuklanabilir miyim, aman eleştirmeyeyim, aman tepki göstermeyeyim şeklinde bir gözdağı mı bu? Yani şöyle söyleyeyim, bunun, pardon, geliyor sesim değil mi? Bunun, geliyor, geliyor. Bunun sonucunda doğacak algı budur. %100 budur. Dün Dilruba Hanım'a Türk Milleti'nden mektup isimli videoyu çektiğimde, sokağa çıktığımda mikrofon uzattıklarım eskiden 50-100 kişi hayır diyorsa yaklaşık 300 kişi aman dedi. Buna rağmen konuşanlar var. Biraz bahseder misiniz o mektubun röportajın içeriğinden? Kimler neler söyledi? Şu anda inanılmaz yükselişte olan bir video var. Sarıklı ve sakallı bir amcamız. İslami hassasiyetleri olan bir amcamız tahliyesini istedi. Çocuklar geldi, konuşmak istediğini söyledi, tahliyesini istedi. Kadınlar ve birçok farklı partiye gönül vermiş insanları konuşturdum. %100 karşı olsak da dedi bazıları, tutuklanma sürecinin bitmesini istiyoruz dedi. Hatta dua edeceğim dedi bunun için. Fakat bu röportajda bir şeyi gözlemledim. Gerçekten de insanları korkutmak istediklerini ve birçoğunda da başarılı olduklarını gördüm. O yüzden bu kısmı unutmamamız gerekiyor. Çünkü bugünün yarını da var. Konuşmazsak, tartışmazsak içinde olduğumuz ülkeyi daha çok kalkındırmamızın başka yolu yok. Yani tartışacağız, konuşacağız, hukuka uyacağız. Herkes için bu geçerli olmalı diye düşünüyorum. Evet. Peki konuştuğumuz vatandaşlar, işte gencinden yaşlısına, mutasibinden açığına kadar herkes bu yasaklamalar, keyfi uygulamalar karşısında yani bunu nasıl tanımlıyor? Hangi suç kapsamında tanımlıyor? Tepkisini nasıl dile getiriyor? Nasıl adlandırıyor? Yani benim anladığım kadarıyla toplumun %80 küsürü bu tutuklamaya karşı ve özgürlüklerin kısıtlanmasına da karşı. Sadece manipüle olmuş ve istediğinin kendisine yarın nasıl döneceğini bilmeden manipüle olmuş bir topluluk var. Onlar da bence artık gördüler bu yasakların kötü olduğunu. Çünkü yasaklayarak değil, ancak eğiterek toplumumuzu bir noktaya getirebiliriz. Çünkü tarih bellidir, gelişen toplumlar bellidir, yöntem bellidir. Başka yöntemler yapıldığında farklı sonuçlar beklenemez diyorum. O yüzden bu yasakların karşısında birçoğu Türk halkının, yasakların karşısında. Yasaklar demişken yani biraz daha açalım onu da, yine yaptığınız röportajlarda geçtiğimiz işte haftalarda Instagram yasağı, onun ardından Roblox yasağı, işte bir takım yasaklar, hatta daha dün bir komisyon toplantısı vardı. TikTok'un kapatılması gündeme gelebilirdi ama henüz öyle bir karar çıkmadı, ama konuşulduğu da ortada. Toplumun bu yasaklara karşı verdiği tepki nasıl? Toplumumuzun büyük bir bölümü tabii ki de refleksini konuşarak ya da eylem yaparak sürdüremiyor günümüz şartlarında.
elinden geldiği kadar az konuşmaya çalışıyor. Fakat ben her mahallede ve her insan grubuna girip çıktığım için stilim de o şekildedir. Hiçbir şekilde röportajlarımın hiçbirisinde Gülhanım, hiçbir vatandaşı aşağılama, kırıcı ya da bir kavga olmamıştır bugüne kadar. Böyle de bir durum var. Şunu da söylemek isterim. Yasaklara karşı vatandaşlar, fakat internet incelendiği anda Gülşah Hanım'ın ifadelerinin bakın 4 katı olan yüzlerce video vardır. O yüzden bu bizi çok şaşırtmıştır. Gerçekten ve vatandaşın da diyorum ki %80 küsürünü rahatsız etmiştir. Çünkü bu yarın bir gün kendi başımıza da gelebilir sorusu sorulmuştur. Bugün Instagram'a karşı olanlar kapatılsın diyebilir ama Facebook'çular var Türkiye'nin büyük bir bölümü. TikTok'çular var büyük bir bölümü. Sıranın onlara geleceğini anladılar. O yüzden gerçekten karşılar Gülşah Hanım. Her kesim karşı buna. Vatandaştan bahsediyorum, sokaklardan. Karşılar tabii, yasağa karşı çıkıyorlar ama yasağa karşı çıkanlar da ses yükselttiği zaman da onlar da gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Bu gerçekten bir girdap gibi sanki. Böyle bir korku sindirme algısı oluşturuluyor dedik ya hani. Bu toplumda gerçekten işe yarar mı? Yani siz dediniz ki bazı kesimlerin evet geri adım attığını, konuşmadığını görüyoruz. Ama geniş alanda bakarsak eğer önümüzdeki süreçte de bu korku sindirme politikası toplumda nasıl karşılık bulur? Yani bugüne kadar izlediğim süreçte birçok şey karşılık buldu maalesef. Bundan sonraki süreçte bunun karşılığının, yani tam kestiremiyorum. İnanın ben de süreci okumaya çalışıyorum. Tek bildiğim bir şey var. Vatandaş gerçekten yarınsız şekilde yaşıyor ve bir tek ağzı kaldı konuşacak. Sinir çatlamış. Bunu da yetkililerden lütfen anlayış bekliyoruz. Vatandaşın sesinin kesilmemesi gerekiyor. Çünkü toplum inanılmaz derecede öfkeli şekilde. Evet. Yani her para kazanamadığı için, ekonomik sıkıntıları olduğu için, haciz dosyaları ve birçok sorunla karşı karşıya olduğumuz için toplum zaten sıkışmış durumda. Üstüne bir de bu yasaklar gelirse bu toplumun hayrına olmaz. Bu kesin %100'dür. O yüzden yetkililerden sağduyu bekliyoruz ve bir an önce tahliyenin olmasını istiyoruz. Yani konumumuz budur şu an. Evet. Peki Ozan Bey, Dilruba röportajı sonrası, Dilruba'nın gözaltına alınması sonrasında da tutuklanma süresi sonrası sizinle ilgili hukuki bir süreç oldu mu bu röportajı gerçekleştirdiğiniz için? Şu anda benimle alakalı hukuki bir süreç yok. Ben zaten son 4 yılda 11 kere gözaltına alınıp 2 kere yargılanmış bir insanım. Öyle mi? Yine röportajlarınız dolayısıyla mı? Tabii ki röportajlarım yüzünden. Benim yaptığım röportajlar yüzünden daha yani önce... Yani iktidara yönelik tepki dolu işte ifadeler, röportajlar olduğu için mi? Evet, 1155 video çektim. Bunun %65, %70 civarı iktidara yönelik eleştiriler. Diğer %35-40'lık civarı da diğer iktidar karşıtı muhaliflere karşı. Fakat muhaliflere karşı olanlardan bir ceza ya da çağrılma hiç yaşamadım. İktidara karşı olanlardan bunu neden çektiniz diye birçok soruşturmalar, mahkemeler geçirdim. 7 değil 77 sülalemizin çok şükür temiz olduğu sebebiyle de işimizi yapmaya devam ediyoruz. Herhangi bir açığım olmadığı için. Fakat bir defa Gazi Şahin isimli vatandaşla beraber gözaltına alınmıştık. Onun dışında böyle bir olay zaten başımıza hiç gelmemişti bu kanalda. İlk defa bu kadar sert bir şekilde 2 gün içinde gözaltı, peki olabilir, ortada bir suç yok fakat suçlu ilan edilebilir, peki olabilir, bunun karşılığı nedir diye yasada baktığımızda en üstten ceza verseler dahi gözaltına aldıkları gün tahliye edilip 5 yıl boyunca bir daha aynı suçu işlenmemesi istenecekti. Tutuklanma olunca bütün Türkiye ile beraber ben de şaşırdım ve üzüldüm. Geleceğimiz adına çok üzüldüm. Evet, geleceğiniz adına, özellikle gençler üzerindeki etkisi adına tabii. Çok büyük. Doğru söylüyorsunuz. Siz şimdi tabii sokağın nabzını tutan bir isimsiniz. Binlerce röportajınız oldu, vatandaşlarla konuşuyorsunuz. Özellikle son zamanlarda vatandaş en çok hangi konudan dertli, hangi konuda sesinin duyulmasını istiyor, size neler anlatıyor? En sık rastladığınız sorunlar neler halk cephesinde? Vatandaşa Dilruba Hanım röportajından önce ne sorarsak soralım muhabbet her zaman ekonomiye geliyordu. Çünkü emeklilerin maaş miktarı inanılmaz bir tepki çekmişti Türkiye'de. Ne sorarsak soralım efendim, sürekli ekonominin ne zaman düzeleceğiyle alakalı sorular bize yöneltip ya da ekrana ya da kızgınlıklarını dile getiriyorlar. Çok büyük bir ekonomik kriz çekiyor vatandaş. Vatandaşın çok büyük bir bölümü maalesef. O yüzden genelde sokaklarda hep ekonomi konuşulur.
İkinci sorun mülteci problemi. Mülteci. Üçüncü sorun da, evet, üçüncü sorun da artık bu yeni gelen sokak hayvanları meselesiyle alakalı. Çünkü inanılmaz videolar geldi. Yine travmalar yaşıyoruz maalesef millet olarak. Şu anda en çok konuşulan bu üçüydü. Evet, sokak hayvanları ile ilgili biz zaten ayrı bir başlık açacağız, konuşacağız ama o konuyla ilgili vatandaşların özellikle tepkisini böyle bir özetlerseniz eğer, nasıl ses yükseltiyorlar, neler söylüyorlar? Şimdi maalesef daha önce de yüzlerce kez yazıldı, çizildi, çok kötü görüntüler gelecek, lütfen bu yasayı düzenleyin dendi. Geçtikten sonra bir kedi videosu gördük. Maalesef öldürülmüş köpeklerin videolarını gördük ve bir hayvansever için bunlar çok ağır travmalardır. Hayvansever diyorum özellikle. Hayvan sevmeyenler dahi böyle bir muameleyi hak göremezler. Bizim milletimizin yapısı bellidir efendim. Yani 42 şehir dolaştım. Hangi fikirden olursa olsun birçok noktada aslında birleşmekteyiz. O yüzden bu sokak hayvanları meselesinde toplumun %90'ı zaten eziyete ve öldürülmeye karşı. Birkaç trol üzerinden şişirilmiş, öldürülsün vesaire. Aynı İzmir'de, bakın Bayraklı Mahallesi'ndeyim Gülşah Hanım şu an. Etrafım tamamen yanmış ormanlarla dolu. Buraya geldim, bir çekim yapacağım. O iki arada bir derede hala sizi gelsin, işte Mustafa Kemal Paşa kurtarsın vesaire diye bizi tahrik eden bir avuç insan var internette. RTÜK Başkanı'nın bu insanları, bu hesapları denetlemesini isterim. Beni denetlesinler, hepimizi denetlesinler. Tabii ki de denetleyecekler. Fakat lütfen bunları denetlesinler. Hala tutuklanma haberi duymadım, gözaltı haberi duymadım. Burada canlarımız vefat etti. Yüzlerce hayvan vefat etti. Kuşlar yandı, ağaçlar yandı. Milletimizin üstüne gelenlere dair tutuklama haberi, gözaltı haberi duyamıyoruz. Bu bizi kırıyor, üzüyor. Çünkü hepimiz bu ülkenin insanıyız. Ve amacımız biraz daha insanca yaşamak, başka bir amaç değil. O yüzden vatandaşın sesini duyurmaya devam edeceğim ben. Şimdi röportaj yapacağım dediniz. Röportajın konusu ne olacak İzmir'de? Şu an röportaja değil ama bulabilirsem evi tahliye edilmiş bir vatandaş ne durumda? Ne verdiler? Durumunuz nedir? Vesaire. Bu şekilde röportajlar yapıyorum ben. Bir takım tepkiler var çünkü zamanında müdahale edilmediği olayın, yani yangının bu yüzden bu kadar büyüdüğü yönünde vatandaşın tepkileri var. Zannediyorum o sorunları da dile getirmelerini isteyeceksiniz. Olay evet, neden yani, bu noktaya taşındı şeklinde. Hiç konuştunuz mu o vatandaşlarla? Yoldaydık, size bağlanacaktık. Hemen mahalledeydik, zaten giremedik içeriye. Siz bu mahallede mi oturuyorsunuz? Tamam. Bakın mesela şu an tabii görenler geliyor. Birazdan röportaj yapacağım. Evet, sorunlardan bahsediliyor. Ben de tam hakim değilim eksikliklere. Çekeceğiz, vereceğiz hocam. En doğrusunu halk biliyor diyorsunuz, halkın söylediği. Peki son bir şey daha sormak isterim size. Şimdi dediniz ya hani biz bazı konularda birleşen bir milletiz. Örneğin işte sokak hayvanları ile ilgili katliama karşı çıkılması konusunda. Her ne kadar bazı troller işte sokak hayvanlarını katletmeye devam etse de bu yasayı uygulamaya çalışsa da uygulamak istemeyen belediyeler de var. Bu yönde çağrılar da var. Bunu da çok çok iyi biliyoruz. Ama bir yandan da toplumda işte bir kutuplaşmadan da bahsetmek mümkün mü? Mesela şunu sormak istiyorum size. Röportajlarınız esnasında, çünkü bazı videolar bizim de önümüze düşüyor hani sosyal medyada, YouTube'da. Vatandaşlar röportaj yaparken bile birbirleriyle kavga ediyorlar. Özellikle de siyaset konusunda farklı görüşlere sahiplerse. Siz de mutlaka görmüşsünüzdür. Siz yaşadınız mı bu kutuplaşma örneklerini vatandaşlar arasında? Sesi kıstınız da sesi biraz açar mısınız? Duyamıyorum. Duyabildiniz mi beni? Sayın Ozan Çakmakçı. Çok özür dilerim. Arabayı kenara çektik de. Tamam, bir kez, duyamadım, son bir kez daha ineleyeyim, hiç sorun değil. Bazı konularda birleşen bir milletiz ama kutuplaşmanın da son zamanlarda arttığını da görebiliyoruz. Özellikle de söz konusu siyaset olunca farklı görüşler varsa, eğer görüş ayrılıkları varsa o zaman vatandaşın da birbirine tepkisi olduğunu görüyoruz. Öfkelerini kontrol edemediklerini, yani kamera karşısına da olsa önüne mikrofon da uzatılsa birbirleriyle kavga, tartışma noktasına kadar gidebiliyor bu iş. Yani böyle bir gözlem yaptınız mı? Ne söylersiniz? Sizin başınıza geldi mi? Tabii ki son 5 yıldaki en büyük gözlemlerimden birisi de budur. Yöneticilerin hareketlerinin halkta bir yorumlanması oluyor bilinçsel olarak anladığım kadarıyla. Çünkü sert müdahaleler, çirkin kavgalar görüldüğünde çıktığımız röportajlarda da insanların tartışmak istediğini birbiriyle
görüyoruz. Maalesef toplumun öncülerinin, bize hepimize örnek olması gereken insanların ağzından küfürler, yumruklar çıktığı zaman vatandaşta bu çok daha büyük tahribat yaratıyor. Hem zihinsel, hem devletine karşı olan güven, hem de kavga etme açısından gerçekten de bu en önemli konulardan biri budur yani. Vatandaşın öfkesi arttı, birbirine de tahammülü azaldı neticede. Böyle bir sonuç çıkarabilir miyiz? Maalesef doğru. Yani hem siyaset hem de ekonomideki kötü gidişat anladığımız kadarıyla. Peki, son bir mesajınız varsa hem Dilruba ile hem de konuştuğumuz konular hakkında o çağrınızı da alalım Halk TV ekranlarından, sonrasında sizlere teşekkür edelim. Bu sürecin başımıza gelmesinin muhakkak ki tek bir sebebi yok ve tek bir sonucu da olmayacak bunun sonunda. Ben gerçekten Dilruba Hanım'ın, yani hukukun, hakkın yanında olanlara, sizlere, hepinize teşekkür ediyorum. Sahiplendiniz. Türkiye'nin büyük bir bölümü gerçekten Dilruba'nın tahliyesini istiyor. Son sözlerim böyle bitireyim hocam. İyi yayınlar dilerim. Çok çok teşekkürler. Biz de kolaylıklar diliyoruz. Sayın Ozan Çakmakçı, yayınımıza katıldığınız için de teşekkür.